Sonrasında sözü size bırakacağız. Yapabilirsiniz. Sonrasında biz kurulumuzun yönetim kurulunda yüksek koordinasyon kurulu üyeleriyle birlikte olduğunuz için kurulu üyelerimizle birlikte yaptığımız ikinci ortak toplantımız. İnsanlık çok özel ve zor bir dönemden geçiyor. Bir döneme şahit oluyoruz. Evet. Kıymetli sanayicilerimiz, öncelikle bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm katılımcıları sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Her zaman vurguladığım üzere OSBÜK Bakanlığımızın önemli bir paydaşı. OSB'lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı engelleri kaldırmak adına sizlerle olan işbirliğimizi son derece önemsiyorum. Malumunuz zorlu bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin hesabında olmayan bu salgın pek çok dengeyi sarsmaya devam ediyor. Küresel ekonomide arz ve talep şokları aynı anda yaşanıyor. Artan belirsizlik ortamı üreticileri ve tüketicileri farklı davranış modellerine itiyor. Global ekonomi çevreleri sağlıklı bir öngörüde bulunamıyorlar. Yaşadığımız bu dönem dünya açısından geçici bir şok olabileceği gibi kalıcı hasarlar bırakan uzun vadeli bir çıkmaza da dönüşebilir. Fakat durum ne olursa olsun bizim güçlü kalıp bu dönemin bize sunduğu fırsatlara odaklanmamız gerek. Salgınla mücadelede Türkiye kendini pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırdı. Hiç şüphesiz bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eş gücüm içinde attığımız adımlar sayesinde oldu. Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, güvenlikte, daha doğrusu kamu yönetiminin her alanında dinamik politikalar uyguladık. Asla geç kalmadığımız gibi paniğe de kapılmadık. Sağlık alanında uyguladığımız tedbirlerin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik düzenlemeleri hayata geçirdik. İşçiyi ve işvereni mağdur etmemek adına kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Şimdiye kadar 2,5 milyonun üzerindeki emekçimizin maaşlarını devletimiz hesaplarına yatırdı. Kısa çalışma şartlarını taşımayanlar için de bildiğiniz gibi aylık 1170 liralık başka bir paketi devreye soktuk. Finansa erişim alanında kamu bankalarımız kart limitlerini arttırdı. Mevcut kredileri yeniden yapılandırdı. Kurumsal ve ticari işletmelerin kredi borçlarını öteledi. Sektör ayrımı olmaksızın işe devam kredileri açtı ve işletme finansman destekleriyle esnafımızın yanında durdu. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedik. 5 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi haneye biner lira nakdi yardım yaptık. Yani 5.3 milyar TL'yi bu vatandaşlarımızla buluşturduk. Değerli arkadaşlar, bu dönemde salgının seyri ve sizlerin talepleri doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımımız olmadı. Memiş Bey'in de ifade ettiği gibi biz üretimi sürdürmek adına sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesinin önünü açtık. 16-19 Mayıs tarihlerinde çalışması gereken firmalar il müdürlüklerimizle irtibata geçerlerse yine aynı şekilde biz yardımcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye sağlam bir üretim ve Ar-Ge altyapısına sahip. Hepinizin bildiği üzere 18 senede sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettik. Sanayi altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş insan gücümüze yatırım yaptık. Kimsenin şüphesi olmasın. Türk sanayisinin zayıflamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Evet, ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz. Ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki ne yapacağız? Her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız. Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek. Az önce de ifade ettim. Bu salgın aslında
farklı fırsatları da beraberinde getiriyor. Küresel şirketler üretim merkezlerini farklı ülkelerde çeşitlendirmeyi planlıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki dönemde yeni ekonomik merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri de değişecek. Türkiye bahsettiğim bu değişim sürecinde avantajlı bir konuma sahip. Dolayısıyla reel sektörle istişare halinde rotamızı belirleyip hızlı hareket etmek istiyoruz. Faaliyetlerini büyütmek isteyen, yatırıma odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleneksel sektörlerimize sahip çıkarken katma değerli ve teknoloji yoğun sektörleri daha güçlü destekleyeceğiz. OSB temsilcileri olarak sizler bu süreç boyunca yol arkadaşımız olacaksınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay sizlerden gelen önerileri de dikkate alarak mevzuatta önemli değişiklikler yaptık. Karşılaştığınız mağduriyetleri giderip OSB'leri daha da yatırımcı dostu hale getirdik. Bu vesileyle yeni düzenlemelerden ben de kısaca söz etmek istiyorum. Yıllardır konuşulan bir konuydu. Emsali arttırmış olduk. Kendi ihtiyacınızı karşılamanız için elektrik üretim tesisi kurmanıza imkan tanıdık. Bununla birlikte geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri de artık OSB içerisinde kurulabilecek. Döviz cinsinden arsa satılmasını engelledik. Arsa iptal ve iadelerinde ödenecek bedelin hesaplanmasında güncel parsel tahsis bedelini üst limit olarak belirlemiş olduk. OSB'de kurulmasına izin verilmeyen tesisler hakkında nihai kararı bakanlığımızın yetkisine bıraktık. Biliyorsunuz yatırıma geçemeyen sanayicilere süreler veriyoruz. İşte bu uygulamaya yapı kullanma izni almış ancak henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamış katılımcıları da dahil ettik. Dış pazarlara açılabilmeniz için yurt dışında OSB kurmayı mümkün hale getirdik. Yaptığımız bu değişikliklerin yatırım, büyüme ve istihdam kararlarınızda yardımcı olmasını ümit ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, Nisan'ın son haftasından itibaren normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller almaya başladık. Elektrik tüketim verilerinden de bu resmi net şekilde görebiliyoruz. Üretim cephesinde kayda değer gelişmeler var. Otomotiv ana fabrikalarının tamamı faaliyetlerine başladı. Tekstil firmalarında da hareketlenmeler söz konusu. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörü güçlü bir şekilde zaten yoluna devam ediyor. İçinde bulunduğumuz aylar oldukça kritik. Hem tedbirlere azami seviyede uymak hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var. Bunları son dönemde katıldığım tüm dijital toplantılarda özellikle dile getiriyorum. Birincisi ve en önemlisi tabii ki çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlamalısınız. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. TSE'nin hazırladığı bu rehber dokümanı bir iki gün içerisinde yayımlayacağız. Hazırlık aşamasında Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzı Sıha doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandık. Bu kılavuzda enfeksiyon önleme, hijyen ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer verdik. Faaliyette gösterdiğiniz sektör, çalışan sayısı ve operasyonel faaliyetleriniz gibi detaylarda uygulama farklılıkları olabilir. Ancak ülke çapında tutarlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlıyoruz. OSBÜK'e burada önemli bir görev düşüyor. Kılavuzda yer alan tavsiyelerin duyurulması ve uygulanması noktasında OSB'lerde farkındalık oluşturmanızı bekliyoruz. Biliyorsunuz yine sizlerden gelen önerileri de dikkate alarak OSB'lerde COVID testleri yapmaya başladık. Kocaeli ve Ankara'da süreç başladı. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de tarama testlerini en kısa zamanda başlatmayı planlıyoruz. İnşallah Mayıs sonuna kadar da
tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz. Tabii ki bu kılavuzla ilgili ikinci bir husus da bizim TSE ile bunu bir aslında belgelendirme faaliyetine dönüştürmek istememiz. Nasıl ki siz ISO gibi belgeleri, kalite standartlarınızı yükseltmek istiyorsunuz bu tip belgelerle, yine bu şekilde biz kurumlarımıza, işletmelerimize bu kılavuz çerçevesinde bir belgelendirme faaliyeti yaparak kendilerini tescil altına almak istiyoruz ve bunun da önümüzdeki süreçte özellikle global tedarik zincirlerinde bizim firmalarımızı bir adım öne geçirecek bir uygulama olacağına inanıyoruz. Yine sizlerden ikinci beklentimiz dinamik olmanız. Talep canlanmaya başladığında piyasayı en iyi şekilde besleyebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sizlere rekabet avantajı sağlayacak adımları gelin birlikte planlayalım. Yatırım kararlarınızı hızlandıracak, öngörülebilirliği daha da arttıracak ya da finansman sıkıntınızı hafifletecek mekanizmaları birlikte şekillendirebiliriz. Üçüncü olarak tedarik zincirlerindeki konumunuzu güçlendirin. Üretim çeşitliliğiniz ve kabiliyetleriniz ne kadar gelişmişse küresel rekabette o denli öne geçiyorsunuz. Yani yatırımlar yapmanın yanında sektörünüzde faaliyet gösteren küresel şirketlerle irtibata geçin. Onların tedarikçisi olmak için teklifte bulunun. Yeni ortaklar bulun, yeni piyasalara açılın. Tedarikçi KOBİ'lerinize mutlaka sahip çıkın. Bizim başlattığımız programlarımıza ortaklarınızla birlikte başvurun. Bakın bugün TÜBİTAK kanalıyla iki yeni çağrıya çıktık. Sipariş ARGE ve patent lisans adını verdiğimiz bu çağrılar ARGE liderliğinde inovatif ürünler geliştirmenize ve rekabet gücünüzü arttırmanıza imkan verecek. Dördüncü olarak yerlileşme oranlarınızı arttırmak için gayret etmelisiniz. Bu salgın kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar hatırlattı. Üretimde dışarıya bağımlılık azaldıkça dış şoklara karşı direnciniz artıyor. Yerli yoğun bakım solunum cihazıyla da gördük ki isteyince her şeyi başarabiliriz. Sadece zor zamanlarda değil, hayatın normal akışında da yerleşik kalıpları kırabilmeliyiz. İletimde yeni yöntemler denemekten çekinmemeli, yurt içindeki kaynaklardan en iyi şekilde faydalanabilmeliyiz. Bu manada lütfen inovasyona ve insana yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Son önerim ise dijital teknolojilere yatırım yapmakla ilgili. Verimliliği artıracak dijital dönüşüm yatırımlarını ertelememelisiniz. Dijital dönüşüme aslında ne kadar çabuk adapte olabildiğimizi bu salgın sürecinde hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Sanayi sektörü ekonomimizin göz bebeği. Bakanlık olarak her türlü desteğimiz emrinize amade. Yeni normali sizler şekillendireceksiniz. Salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisi inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek. Tabii ben her birinize teşekkür etmeden önce Memiş Bey'in dile getirdiği konularla ilgili de birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Enerji konusu aslında bu toplantılarımızın gündemini her zaman meşgul ediyor. Biz bu yeni raporunuzu da alalım. Ben Enerji Bakanım'la ilgili kuruluşlarla görüşmelerimizi gerçekleştireceğim. İletim bedelleriyle ilgili özellikle ne yapabiliriz? Bunlar üzerinde çalışalım. Tabii ki yekten maliyetlerinin artmasından şikayetçisiniz ama normal fiyatlarda da rekabet olduğu için, tüketim düştüğü için bir derece azalma var. Dolayısıyla beklenenden aslında daha dengeli bir fiyat oluşmuş oluyor. Tabii ki bir parça yükselme olduğunu biliyoruz. Bunları da tekrar Enerji Bakanımızla konuşalım. Bunun yanında test konusunu gerçekten biz de çok önemsiyoruz. Burada OSBÜ'nün bize verdiği destek çok değerli. Ankara'da süreci
başlatmış olduk. Diğer OSB'lerimize ve o şehirlerdeki önemli sanayi şehirlerindeki OSB dışındaki sanayi tesislerimize bu testleri çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu hem çalışanın sağlığını korumak açısından hem de güvenli üretim açısından önemli. Burada beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanında belki soru cevaba geçmeden önce birkaç toplantımızda da hatırlattığım bir hususu bir daha hatırlatmak istiyorum. Burada hem yönetim kurulumuz var hem de istişare kurulumuz var. Bu iki yapının nasıl oluşturulduğuyla ilgili tabii ki hepimizin bir fikri oluştu. Biz organize sanayi bölgelerinin bir ve beraber hareket etmesini çok önemsiyoruz. Onun için farklı yapıların oluşması, STK benzeri yapıların kurulması, tabii ki ülkemizde demokrasi var. Biz bunların önüne geçecek değiliz ama burada tatlı rekabeti engelleyecek, biraz yıkıcı rekabete dönüşecek şekilde bir çekişmenin olması beni gerçekten rahatsız ediyor. Biz burada bütün tarafların bu çatı altında sağlıklı bir şekilde ve bütün ihtiyaçlarını bütün açıklığıyla dile getirebilecek şekilde buluşmasını istiyoruz. Bu manada da bu çatı kuruluşumuzun etkinliğini daha da arttırmalıyız ve buraya katacağımız sinerjinin Türk sanayisini güçlendireceğine ben inanıyorum. Bunun da altını tekrar çizmiş olayım. Ben hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Tüm çiftçilerimizin de Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.